Efendim bugün Ordu Derneklerinin Federasyonu düzenlemiş olduğu Ordu Günlerine geldim. Hatta şöyle söyleyeyim, Erkan Ocaklı abimizin ölüm yıl dönümüydü. Dedim ben Eyüval Başkanıma söz verdim ki, özellikle ben aradım, rica ettim. Dedim ki başkanım, ben gelmek istiyorum, sen bilirsin. Öncelikli olarak şunu söyleyeceğim. Sayın Başkan'a mikrofonu uzatmadan önce ben orduyu tebrik ediyorum. Birincisi kendi işimle alakalı olduğu için Sayın Başkanım ordu medyasını buraya yığmış. Yani ordu gibi medya yığmış buraya. İkincisi biz iki hafta önce Trabzon Günlerini yaptık. Sayın Genel Başkanım İsmail Çatıroğlu, ya Trabzon'un sözümü lütfen sakın yanlış anlamasınlar. Bir rekabet anlamında söylemiyorum. Şu an saat 1 ve içeri giriş çıkışlarda zorluk yaşıyor. Yanılmıyorsam saat 1, doğru söylüyorum. 1-1.5 gibi ve şu saatte burası tıktım tıktım ve havanın soğuk olmasına rağmen Trabzon son zamanlarda cumartesinin birincisi ilan edilmişti. Trabzonlu dostlarım, kıymetli başkanım, Karadeniz'in yapmış olduğu her etkinliğin başarısı bizler için gururdur. Eminim Trabzon'a geçecek kadar kalabalığa sahip. Sayın başkanım, geçmiş dönem siyasi bir partide ilçe başkanı ve kısa bir sürede de ciddi anlamda bir çıkış partiniz. Söylemek istemiyorum. Siz arzu ederseniz söylersiniz. Çünkü başkan şöyle bir karar aldı. Eğer federasyon başkanıysam herhangi bir siyasi partiye hizmet vermeden bütün partileri kucaklayarak federasyon başkanlığı daha yeni alıştı. Bunun da bir başkanımız inşaat işleriyle uğraşıyor. Başarılı bir iş insanı. Samsun Çarşamba İstiklal Mahallesi, Fener Mahallesi, Kara Mustafa'lı benim köyüm, birçok yerde inanılmaz dernek destekleri olmuştur, ağırlıkları olmuştur. Yani hiçbir derneği, hiçbir mahalleyi de ayırmamıştır. Başkanım, tebrik ediyorum bu başarıyı Ordu Dernekler Federasyonu olarak. Sonra siz, çünkü ben 2 saatten beri burada, sizinle röportaj alma şansım olmadı. Sevgili Ayhan Türk, çok çok teşekkür ediyorum. Dedim böyle böyle, ben de kaydedeceğim, çekim yapacağım dedi. Kameranın arkasına gitti, mikrofonu bana uzattı. Ayhan Türk kardeşim, sana çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım, biraz siz konuşun. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen ORDEF Başkanı Sayın Necati Özdemir ve yönetimine teşekkür ediyorum. Biz Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu olarak İstanbul'daki en büyük federasyonlardan biriyiz. 50 adet derneği aynı çatı altında, aynı imzayla, tek yetkiyle bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bugün burada Esof'u ve Esenyurt'taki orduları ve Türkiye'deki tüm ordulara tanıtmak için burada standımızın başındayız. Ben diyorum ki bugün buradaki ordu kültürünü ve orduların etkinliklerini tanıtmak ve yaşatmak için tüm ordulara birer tane komşunuzu alın, buyurun gelin buraya ordu günlerine, ordu standlarına. Biz burada sizleri bekliyoruz, karşılayacağız inşallah. Tüm orduları yarın akşama kadar Yeni Kapı'ya, etkinlik alanına bekliyoruz. Birer tane komşularınızı alın gelin. Bizler buradayız, sizleri karşılayacağız inşallah. Ordulular biliyorsunuz İstanbul'da nüfus olarak Trabzonluları işte yarışır duruma geldi dediniz. Ben de buradan gireyim. Trabzonlular tabii ki bu konularda çok etkinliklerde aktifler ama biz de nüfus olarak İstanbul'da 3. sıradayız. 2. sıraya geçmek üzereyiz. 1. sırada Sivas, 2. Kastamonu, 3. Ordu ama Kastamonu ile Ordu'nun arasında 15 bin gibi bir nüfus kaldı. Yani biz ikinciliği almak üzereyiz. O yüzden bütün etkinliklerimiz de güzel olacak ve kalabalık olacak tabii ki diyoruz. Yine de sizlere ben tüm katılımcı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Başkanım, teşekkür etmeden benim sormam gereken özellikle bu soruyu hep merak ediyorum. İlahi Hanım, senin süren kısa ama ben o konuda inisiyatif kullanacağını düşünüyorum. Efendim, kıymetli başkanım çok güzel bir ofis oluşturdu. İnşaat olarak bir türlü nasip olmadı, gidemedim ama her işinde ciddi anlamda başarılı. Yine söylüyorum, bir siyasi ilçe siyasi partinin ilçe başkanlığını yaptın. 3 ay gibi bir dönemde ciddi anlamda bir çıkış sağladın. Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu'na geldikten sonraki başarılarını duydum. Yani bu başarı, tamam, iyi niyetlisin, insanlara yardımı seviyorsun, koşmayı seviyorsun. Başka gizli bir sırrı var mı başkanım? Sırrı
şu, yapmış olduğunuz her işte bir beklenti içine girmeyeceksiniz. Beklenti içine girmezseniz başarıya ulaşırsınız. Çünkü bir beklenti varsa arkasında üzüntü vardır. O yüzden beklenti içine girmeden hizmet etmeye devam diyeceğiz. O kadar güzel söyledi ki, bitiriyorum, toparlıyorum. Kaymakam Bey geleceği için biraz acele edeceğim. Şunu söyleyeceğim. Trabzon günlerinde bir para bekliyordum. Ama devlete olan borcumdan dolayı devlet el koydu. Hiç üzülmedim. Ve şu an Web TV'yi kurdum başkanım. O kadar güzel söyledin ki, odaklanmayacaksın, üzülmeyeceksin, başarıya gidersin. Ben de o başarıyı sağladım diye düşünüyorum. Sayın başkanım, ben biraz daha burada olacağım. Çünkü kalabalık, fazla vaktinizi almayacağım. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Perşembe Yarlıköy'ü dernek başkanıyım. Bütün orduluları Yeni Kapı etkinlik alanına bekliyoruz aynı zamanda. Tesbihimiz de sağ olsun bize yakışan şekilde bir tesbihimiz var. Herkese selam olsun. Özellikle Yarlıköy'üne selam olsun. Arkadaşa vereyim. Merhabalar. Ben Ordu Perşembe ilçesindeyim. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Gazi Osman Paşa Belediyesi Meclis Üyesi Derya Deniz bende. Herkese bu seneki Ordu günleri hayırlı olsun. Herkes inşallah memnun kalır. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ben Sema Can, Kooperatif Ordusu ortağıyım. 13. Ordu günlerine biz de katıldık. Burada kendi yaptığım ürünlerim bambudan, doğal bamburattan ürünlerim var. Şöyle sepet gösterebilirim. Şu sepetlerim. Bunların hepsi elde yapılan sepetler. Neyden yapılıyor? Doğal bambu, rattan. Doğal bambu, rattanı böyle transfer resimle de birleştirdik. Ahşap taban. Her alanda kullanabileceğiniz tepsiler bunlar. Burada arkadaşımın markası hasat kolonyalarımız var. Bunu da kimyager bir girişimci ablamız üretiyor. Fındık kolonyası Ordu'ya o kazandırdı diyebilirim. Nilüfer Çol. Hatta o da yanımda. Merhabalar. Ordu günleri için Ordu'dan kalktık geldik. Aynı zamanda ben kendim kolonya üretiyorum. Hasat markalı. Fındık kolonyasıyla daha çok duyuldum. Onun yanında 5 çeşit daha var. Orman Gülü yine ordumuza özgü bir kolonya. Yaylalarda yetişen çiçeğimizin kokusu. Lotus'um var, lavanta, yasemin, limon. Sizlere göstermeye, tanıtmaya geldik. Kendi sitem de var. Bunun yanında Trendyol ve hepsi burada da satışlarımız var. Hasat kolonyalar olarak Instagram sitemiz. Oradan dolaşabilirler. Trendyol ve dediğim gibi hepsi buradan satın alabilirler. Ben teşekkür ederim. Instagram adresim Bambulu Hayaller. Oradan takip ederseniz de sevinirim. Bu tarafta da Kooperatif Ordusu'nun gıda ürünleri var. Buradaki tüm ürünler Tabak markasına ait. Tabak markası bizim kendi ürün markamız. Manda tereyağımız, dağ çileği reçelimiz, manda peynirimiz, Kastamonu'dan yine bir kadın kooperatifinden gelen siyah sarımsağımız. Şöyle göstereyim. Antalya'dan gelen tahinimiz var. Çiçek balımız, fındık ezmemiz ve Tokat'tan gelen yaprak sarmamızla buradayız. Aynı zamanda Ordu'ya kazandırdığımız iki ürünümüz, fındık cipsimiz ve fındık helvamız var. Bu iki ürünün patentini aldık. Yine Kooperatif Ordusu kadın girişimcilerimizden birisi Didem Hanım. Onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Didem Özer. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm ordulu hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Kabadiz Kadın Kooperatifi olarak buradayız. Ürünlerimiz, altın otu yayla çiçeğimiz var. Tabak kurularımız, tırmıtlarımız, melevcanlarımız, pekmezlerimiz odun ateşinde yapılmış olup standımızda yer alıyor. Ev yapımız sirkelerimiz var, ıhlamurlarımız var. Turşularımızı getirdik. Olmazsa olmaz kabak kurularımız. Böyle bir stand yaptık. Fındığımızda altın otu çayımız var. Şöyle göstermek isteriz. Şeker. Tırmıtlarımız var. Tuzlama turşularımız. Şu şekilde. Fındığımız.
Kabak kurumuzu getirdik. Güneşte kurutuldu. Ev değirmende çektirdiğimiz mısır unlarımızla standımızı renklendirdik. Tajlarımız var. Ev yapımı elma sirkelerimiz, çilek sirkemiz, akasya sirkemizle buradayız. Odun ateşinde yapmış olduğumuz armut pekmezimiz. Evet, şu anda yöresel çambaşı patatesimiz şurada da göstermek isteriz, çuvaldadır. Bunlar bizim yaylamızda özel ekimini, hasatını yaptıktan sonra haşlayarak kuruttuğumuz patateslerimiz. Devamında da tekrar haşlanarak tüketiliyor, kavrulup sofralarımızda yerini alıyor. Herkese tavsiye ederiz. Teşekkürlerimi sunarım. Ordu Kabadüz ilçesindeyiz. Bugün İstanbul'dayız. Hemşehrilerimizle bir aradayız. Kabadüz'ümüzün insanların ürettiği mamulleriyle beraber ilçemizdeki yapılan yatırımlarla alakalı insanlarımızla bilgilendirme ve bir araya gelme buluşma günü olarak planlanan İstanbul günlerinde buradayız. Hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ordu hemşehrilerimizin yanında daha çok dışarıdaki misafir hemşehrilerimizi bekliyoruz. Yani buraya gelsinler ki Kabadüz'de ne var, ne yapılıyor, ne yapılmış, olması gereken ne? Bunları burada konuşmak etmek, bir araya gelmek, sohbet etmek için buradayız. Kalabalık her gün, her yıl, ben 13.sine katılıyorum. Ordu günleri her yıl üzerine koyarak gider. Yani hem o profesyonelliğe ulaşmış oluyorsunuz, hem de insanların her yıl ne isteyeceği var, neyi beklentisi var. Burada anlatmak ve onlara burada buluşturmak gerekiyor. Mesela bizim kayak merkezimiz var. Daha önceden yoktu. Şimdi kayak merkezimizi burada rahatlıkla bittiğini, açıldığını, artık faal olduğunu, insanların gelip gitmesi gerektiği noktasını anlatabiliyoruz. Bunlar arttıkça hizmetler, öbür ilçelerimiz gibi. İnsanlarımız daha mutlu oluyor ve gelip memleketine hem yatırım yapma veya memleketine belki geri dönüşlerini kolaylaştırmakla alakalı çalışmalar yapılıyor. Biz de bunları istiyoruz. Hemşehrilerimiz gelsinler, memleketinde yatırım yapsınlar. Daha güzel şeyler yapsınlar. Ki bunları biz şimdiden davet edelim, gelsinler. Burası Kabadüz, Ordu, Cennet, Müzeyin Yıldızı, Zirve. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ordu günlerinde belediyesi olarak mesul eden bütün doğal ürünlerimizi aldık, geldik. Burada gördüğünüz her şey doğal. Mesela fasulyemiz var, fasulye tamamen Mesudiye özgü doğal üretilir. Mısır unlarımız, kuru ekmeğimiz. Kuru ekmek coğrafi belgesi alınmış bir ekmektir. Sadece Mesudiye yöresine aittir. Şöyle gösterebiliriz. Onun haricinde marmelatlarımız var. Dironumuz var. Onun haricinde salçalarımız, kendi yapımız, el ürünü. Balımız kendi ürünümüz. Tamamen Mesudiye Belediyesi'nin desteğiyle, katkılarıyla Mesudiye Belediyesi olarak üretiyoruz bunları. Burada lavanta Mesudiye'de ilk defa üretildi. Arkadaşlarımız ilk defa Mesudiye'de yaptılar. Gerçekten çok kaliteli bir lavanta alındı orada da. Burada da tanıtımını yapıyoruz. Yani aynı kalitede bir fasulye. Tabii ki, tabii ki. Hatta Gölköy'de de var fasulye. Aynı fasulye, aynı kalitede. Akkuş fasulyesi, pardon, Gölköy dedim. Aynı kalitede bir fasulyedir. Onun haricinde süt ürünleri kendimize ait. Mesudiye Belediyesi olarak kendimiz üretiyoruz. Tulum peynirimiz, girik peynirimiz, tereyağımız bitti, şu an elimizde kalmadı. Normal şekerimiz, tamamen Mesudiye, melez sucuklarımız, Mesudiye Belediye'mize aittir üretimi. Çiçek balımız, Mesudiye'de üretilmekte, doğal ortamda üretilmekte. Gayet güzel, kaliteli bir baldır. Marmelatlarımızı da daha önce bahsettik. Kuşburnu pekmezimiz var, Mesudiye özgü. Gerçekten Mesudiye ile özdeşmiş bir marka, kuşburnu. Onları da üretiyoruz. Bunun haricinde söylemediğimiz, evet, az kaldı unutuyorduk. Mesudiye yöresine ait, biz buna dürüme de diyoruz, lahana da diyorlar. Tamamen doğal yaylada üretilen, hiçbir katkı olmadan, organik bir şekilde kendi haliyle yetişen. Dürüme salata değil mi? Yok, biz orada dürüme diyoruz. İrin ufaklı olmasının tek sebebi de tamamen doğal oluşudur. Hiçbir hormon katkı kullanılmadan yapılmıştır, doğaldır bu. Bu sadece Mesudiye özgüdür. Biz teşekkür ediyoruz ilginizden, alakanızdan dolayı. Sağ olun. Evet, ne diyoruz? En güzel aşklar Ordu'da pideyle başlar. Evet İbrahim Usta, bir sevdadır Karadeniz'de. Röportaj vermek için İbrahim Usta'yı dinliyoruz. Buyurun İbrahim Usta. Kaç para vereceğiz röportajı? Paranın önemi yok, namın yeter senin. Eyvallah. En güzel aşklar pideyle başlar. Nerede? Ordu'da. Nerede? Yanıyor. Usta,
Evet, evet İbrahim Usta bak, bak makina, makina bak, bak. Kolay gelsin. Şu anda hangi işlemi gerçekleştiriyorsunuz? Şu anda fırından çıkan pidelerimizi yağlamakla meşgulüz. Ordu'nun pidesi, meşhur pidesi yapıyoruz. Evet, Ordu'nun meşhurdur pidesi. Peki neleri meşhurdur Ordu'nun başka? Ordu'nun İbrahim Ustası meşhurdur. Var ol! Ustam, Ordu'nun pidelerini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Diğer pidelerden farkı nedir? Sevgimizi ve aşkımızı kartıyoruz. Yöresel Ordu pidesini burada yapıyoruz. Hocam kolay gelsin. Bayağı lezzetli. Tebrik ederim gerçekten. Afiyet olsun. Yemek için sabırsızlanıyoruz kameraman beyle beraber. Hangi yörenin köftesini gerçekleştiriyorsunuz? Yalıköy. Yalıköy. Diğer köftelerden farkı nedir? Çok zor yerden soruyor. Yalıköy kendisi meşhur. Evet. Hadi ustamıza geçelim. Ustamız ne yapıyor bakalım. Evet, ustam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan geldiniz. Evet, bayağı da lezzetli kokuyor gerçekten. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Ustam hoş geldiniz, buyurun. Allah razı olsun, sağ olun. Yalıköy köftemiz var, çok meşhurdur biliyorsunuz. Vallahi işte gördüğünüz gibi yöresel bir ürün. Ordu'dan aldık, geldik buraya tattırmaya buradaki vatandaşlar. Balaman'dan geldiniz herhalde. Balaman eski köfteciler hep orada olur genellikle. Hadi biz gezmeye devam edelim. Büyük başkanıma davetlerinden ötürü, yani organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Ordu günleri benim için gerçekten çok böyle verimli geçiyor. Çünkü baktığım zaman burada görmediğim arkadaşlarımı, dostlarımı, birlik beraberliği görüyorum. İnşallah daha da büyüyerek bu günleri biz daha iyi bir şekilde yapacağımıza inanıyorum. Katılıma biz ilk gün katılamadık ama ilk gün çok yoğun geçmiş sanırım. Keşke ilk gün burada olabilseydik. Soğuklara rağmen bugün burada olabildik ama bugün de gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımızın hepsi buradalar ve hepimiz mutlu, mesut bir şekilde bugünün yaşıyoruz. Ben herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm hemşerilerimize selam ve saygılar sunuyorum. 13. Ordu günlerindeyiz, Yenikapı'dayız. Ordu burada, İstanbul burada. Tüm hemşerilerimiz Ordu gibi burada. 19 ilçesiyle, 772 mahallesiyle, doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, insanıyla, yaylalarıyla, fındığıyla, kivisiyle, balığıyla. Ordu burada. Tüm hemşerilerimizi de Yenikapı'ya, Ordu günlerine davet ediyorum. Muhteşem bir kalabalık var. Güzel bir katılım var. Bayram havasında çok güzel organizasyonlarla etkinliğimiz devam ediyor. 13.sünü düzenlenen Ordu günlerinin ordumuza, İstanbul'umuza, İstanbul'daki ordulularımıza hayırlı olsun. Çok güzel bir katılım var. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ordumuz zaten doğasıyla, kültürüyle, yaylalarıyla, her şeyiyle, yemyeşil deniziyle çok güzel. Bu organizasyonu yapan bütün belediyelerimize, organizasyonu yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca ESOP Başkanımız Eyüp Alkaplan Bey'e de ayrı ayrı teşekkür ediyorum ev sahipliği yaptığı için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ordu burada. Herkesi buraya bekliyorum. Biz de bugün geldik, katıldık. Çok güzel bir organizasyon. Herkesi tebrik ediyorum. Ben de misafirlerimize ve tüm orduları buraya davet ediyorum. İstanbul'daki tüm orduları. Herkes birer tane komşusunu alsın gelsin diyoruz. Ordunun kültürünü bizler zaten biliyoruz. Maksat geniş kitlelere tanıtmaktır. Pazar günü son zaten. Yarın, bugün ve yarın buradaki Ordu günlerindeki tüm etkinlikleri, Ordu'nun güzelliklerini görmek isteyenler birer tane komşularını alsınlar gelsinler diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sami Türk Yılmaz, Gürgendepe Muhtarları Dayanışma Derneği Başkanı. Bugün buraya Ordulular Günü'ne geldik muhtar arkadaşlarımızla beraber. Ordu Gürgendepe Dernekler Federasyonu'nu ziyaretine geldik. Başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza bizleri nazik saygılarıyla, sevgileriyle karşıladılar. Bizler de onlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikleri, beraberlikleri daim olsun.
ne mutlu bu günlerimize diyelim. Allah bu günlerimizi ayırtmasın inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için size de ayrıca. Gürgentepe'den Ordulular Günü dolayısıyla İstanbul'a geldik. Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu'nda ziyarette bulunduk. Kendilerine bundan sonra görevlerinde başarılar diyoruz. Başkanımızı ziyaret ettik. Sıcak ilgisinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar efendim. Eksik olmasınlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün Ordef etkinliğinde Esof'la birlikte bir araya geldik. Buradaki arkadaşlarımız hep birlikte Ordu'nun kültürünü, bütün güzelliklerini tüm hemşerilerimize yansıtmaya ve misafirlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Biz Ordulu Kamu Çalışanları Derneği olarak bütün standlarımızı gezerken Esof'a da uğradık. Esof değerli başkanını da ziyaret ettik. Esof başkanı bize kendi çalışmalarını anlattı. Biz kendilerini gerçekten çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Son dönemdeki yönetişim oldukça iyi gidiyor. Ben kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Bizleri de kabul ettikleri için, misafirperverlikleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, yine federasyon binamızı, standımızı ziyaret eden Esenyurt'taki mevcut muhtarlarımız standımızda. Muhtarlarımızı bir görüşün alalım. Esenyurt'ta faaliyet gösteren federasyonumuza da çok büyük destekleri var. Tek tek muhtarlarımızı istesen bir söz hakkı verelim. Merhaba, ben Selda Güleş, Esenyurt Osman Gazi Mahalle Muhtarı. Kadın sayımızın çoğalmasını istiyorum Esenyurt'ta. Kadın Kolları Federasyon Kadın Kolları Başkanımıza ve tüm kadınlarımıza desteklerini bekliyorum. Bugün içinde başkanımıza standta yer aldığı için, federasyonumuzun böyle bir yeri olduğu için ona da çok teşekkür ediyorum. Esenyurt Federasyonu canlandı, takip ediyoruz. Çok fazla katkı sunamıyoruz ama gerçekten başkanımıza ve yönetimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Selda Muhtarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Yine Mustafa Muhtarımıza mikrofonu arz edeceğim. Mustafa buyurun. Merhabalar arkadaşlar. İsmim Mustafa Çelik. Battalgazi Muhtarıyım, Esenyurt. Buradaki yapılan etkinliklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Esenyurt Federasyon Başkanımız Eyüp Alkaptan'a bu arada çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun, var olsun hizmetlerinden dolayı. Gerçekten ordulara yakışacak bir standımızı yapmış. Bizler de memnun ediyor. Memnun olduk. Sağ olsun, var olsun. Evet, muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine Hürriyet Mahalle muhtarımız sanırım herhalde 4. dönem değil mi muhtarım? Federasyonumuz hakkında bilgilerini de bir alalım. Buyurun muhtarım. Öncelikle bugün burada bulunmaktan, ordular etkinliğinde yer almaktan son derece mutlu oldum, onur duydum. Esenyurt'ta ordumuzun en üst çatı temsilcisi olan Esof'umuzun burada da stand açıp bizleri ağırlamasına, Eyüp Başkanımızın böyle bir fikri üretip ilk defa böyle bir standın açılmasına vesile olmasına çok sevindim. Kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Birkaç konuya da değineceğim. Bu federasyon Esenyurt'ta hiç muhtarı olmayan orduların bir muhtarı olmasını sağladı. Devamında bu farkındalık yaratarak iki muhtar daha kazandırmayı başardı. Eğer biz birlik olabiliyorsak demek ki birçok şeyi başarabiliyoruz. Dolayısıyla birbirimize sahip çıkmamız lazım. Buradaki orduların hiçbiri ötekileştirilmeden, hepsi partileştirilmeden, ideolojik yapısına bakılmadan birbirine sahip çıkılırsa çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla Esenyurt'ta bir takım eksiklerimizin olduğunu tespit ediyorum. Nedir? Bizim yani nüfusumuza göre temsilcimiz az diye görüyorum. Bu vesileyle tabii ki burası yeri değil. Bir etkinliğe geldik ama siyasete çevirdik. Bunu da yadırgamayın lütfen. Çünkü biz bu kanaldan geldiğimiz için amacımız millete hizmet etmekti. Hizmet etmeye geldik. Bizim federasyon başkanımız da dostlarımızı ağırlamak için, hizmet etmek için, dertlerini dinlemek için buraya bir stand açmış. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Orduların bu tür buluşmalarda daha etkin bir şekilde yer almasını temenni ederek hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler ediyorum. Hürriyet Mahallesi muhtarı, muhtarımız Erdoğan Yücetepe'ye çok teşekkür ediyoruz. Bugün stadımızı yalnız bırakmayan bütün muhtarlarımızın
ayağına sağlık. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yine standımızda Esenyurt Federasyon Kadın Kolları var. Burada onlarla bir görüşlerini almak isteriz. Federasyonumuzun hakkında bilgilerini bir alalım. Buyurun Derya Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Programımız hayırlara vesile olsun. Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu hanımları olarak ben buradan hanımlar adına seslenmek istiyorum size. Güçlü geliyoruz. Her zamankinden daha güçlü olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz, ifade etmek istiyoruz. Bugünkü program, bu yılki program, Ordu Günleri programı zaten bunun göstergesi. 13.sü düzenleniyor ancak bu zamana kadar ESOF adına burada bir standımız yoktu. Bu sene buna sahip olduk ve başkanımızı yalnız bırakmadığımızı göstermek istedik. Hanımlar çok güçlü ve çok güzel faaliyetlerde bulunacağız. Esenyurt adına, Esenyurt'taki ordular adına. Şimdiden buradan herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet Derya Hanım, federasyon hakkında güzel bilgiler verdi. Kıymetli, birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Onların da federasyon hakkında bir bilgilerini alalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir atmosfer gerçekten. Ordefe çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyonu bize sunduğu için. İstanbullular için çok güzel. Sanki Ordu'yu burada yaşıyoruz gibi. Ordu'nun bütün yöresel ürünleri burada. Çok güzel. Hepinizi bekliyoruz. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Teşekkür ederim. Evet hanımefendi teşekkür ediyoruz. Yine bir misafirimiz daha var. Bir hanım kardeşimiz. Biliyorsunuz derneklerde, federasyonlarda hanım kardeşlerimiz olmazsa olmaz. Buyurun. Yani memleketini özleyen, hasret çeken buraya gelsin. Yarın da buradayız. Herkese teşekkür ediyoruz. Bütün. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet federasyonumuzun her daim yanında olan Esenyurt'ta Erol Savaş diye bir abimiz var. Kıymetli eşini de bir röportajını alalım. Kıymetli yengemiz de bugün federasyon standımızda bizi yalnız bırakmadı. Yengeme de ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yengeciğim buyur. Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle memleketimizin her köşesi gerçekten çok güzel. Biz ordular olarak biz kendi memleketimizi daha güzel buluyoruz. Bizi tanımak isteyen, kültürümüze destek çıkmak isteyen herkesi Ordu günlerine davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, yenge hanıma teşekkür ediyoruz. Kamerayı bir arkaya döndürebilirsek, Ordu Federasyonumuzun kurucularından çok büyük emeği olan Erol Savaş abimizin bir de federasyonumuz hakkında görüşlerini alalım. Yengeyle yaptık. Yengemiz gerçekten de federasyonu ve Erol abimizin tamamının arkasında olduğunu hissettik. Erol başkanımızdan da fikirlerini, görüşlerini bir alalım. Buyurun. Evet, evvela Aydın başkanımızın bu güzel duyguları ve düşünceleri için çok çok kendisine teşekkür ediyorum. Ordular her dönem İstanbul'da efsane olmayı başardı ve bu yıl yine en güzel, en kapsamlı şekilde Yeni Kapı'da Ordu günlerini hep beraber kutluyoruz. Ama bu yıla mahsus özel bir durum var. Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu olarak yaklaşık 50 tane dernekle beraber biz de bu günlerde eşlik ediyoruz ve bundan sonra Ordu günlerinin daha da katılımında üstün olması için, daha da etrafta, çevrede, Karadenizlerin içerisinde hakim olması için elimizden gelen en büyük katkıyı Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu olarak Ordu Federasyonumuza vereceğiz. Ve iki federasyon tek bir federasyon gibi hareket edecek. Her alanda kendileriyle işbirliğimiz devam edecektir. Biz peşimizden gelen nesillere ordulu kimliğini, ortak paydamızın ordu olduğunu sevdirmek istiyoruz, kabullendirmek istiyoruz ve nesiller boyu umarım bu orduların birliği ve beraberliği büyüyerek devam edecektir. Sizin gibi değerli basın mensupları aracılığıyla da fikirlerimizi, düşüncelerimizi her tarafa ulaştıran değerli kameraman arkadaşlarımızı da yürekten tebrik ediyoruz. Sağ olsun Aydın Başkanımız sürecin başından beri Ordu Federasyonumuzu, ESOF'umuzu temsilen buradadır. Kendisi özverili bir şekilde çalışıyor. Kutluyorum kendisini ve teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Evet Erol abimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Bugün standımızı eşiyle beraber, yeğenlerimizle beraber geldiler. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Esenyurt'tan misafirimizsiniz. Evet. Hoş geldiniz. Ordu günleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz fikrinizi alabilir miyim? Tabii şöyle söyleyeyim. İstanbul'da ordulu çok. Esenyurt'ta da ordulu çok. Ordulu hemşerilerimiz, federasyon başkanımız, muhtarlarımız sağ olsunlar davet ettiler. Ben de geldim. Ordular hoş geldi diyelim İstanbul'a. Bir yandan ev sahibi ordular, bir yandan misafir gelenler de ordular. Güzel bir kaynaşma, birlik, beraberlik, kardeşlik anlamında. Tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz.
Şimdi başkanıma... Öncelikle Sayın Kaymakamımızı, bizim orada önderimiz buraya bizim davetimize icabet ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Esenyurt'ta zaten bütün dileklerimizi, temennilerimizi, başımız sıkıştığı zaman kaymakamımıza koşuyoruz. O da hiçbir zaman bizi geri çevirmiyor. Biz de burada kendisine ev sahipliği yapıyoruz. Yoğun bir katılım var. Orduların bugün ve yarın daha yoğun olacağını düşünüyorum. O yüzden çok da gezdik ama bütün standları tıkış tıkış oldu. Çok da verimli olmadı ama olsun. Bizleri onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Burası onun evi, Esof, Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu. Burada 50 adet derneğimiz var. Burada Esenyurt'ta ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ağırlamak da bize düşüyor. Kendisini ağırlamaya çalışıyoruz inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Başta kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdınız. Teşekkürler. Evet efendim, şu an Ordu günlerinde Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu standında benim röportajlarım devam ediyor. Söylemiş olduğum gibi ben sevgili Eyüp Alkaptan Başkan için buraya gelmiştim. Ve yanımda meslektaşımı, aynı zamanda kızımın meslektaşı öğretmenimizle karşı karşıya geldik. Ben şimdi sevgili Seyhan Özcan'a mikrofonu vereceğim. Yazarlık yapıyor, artı olarak yazarlık yapıyor. Hem kendini tanıtacaksın Seyhan Hanım, hem de kitaplarını tanıtır mısın bana? Ben Seyhan Özcan, şair, yazar ve radyo programı. Aynı zamanda televizyon programı da yaptım. Kelebekler Uçurdun Gönlümde ilk kitabım. Birinci baskımız bitti. İkinci baskımız da az kaldı, bitmek üzere. Şiir sevilmez dediler. Şiiri sevdirdik. Çünkü şiirlerim gerçekten çok güzel. Okurların gönlünde yer buldu. Tabii ki de okurum. Hadi Git Can'ı okuyayım. Dilim Hadi Git Can diyor. Kalbim asla bırakma. Bir çıkar yolu yok ki. Sen hem imkansızım hem de gönül sızımsın. Neyleyim ben şimdi sensiz çalan aşk şarkılarını? Gökyüzündeki dolunayı, seni görmek için beklediğim mehtabı. Sanırım bu kadar yeterli şiir için. Evet, tabii devamı da var. Şiirlerim sadece sevgi üzerine değil, ayrılık üzerine değil, vatan şiirleri, öğretmen şiirleri ve her konuda şiirlerim var. Martıların Kanatlarında Yüreğim kitabım ise ikinci kitabım. Birinci baskımızın son kitapları. O da ikinci baskıya geçecek. Üçüncü kitabım ise en sevdiğim Çocuklar benim. Sınıf öğretmeniyim. Çocuklara yazdım. Çocuk hikaye kitabı. O da yakında çıkacak. Değerler eğitimi barındırıyor içinde. Yardımseverlik, sabır ve koşulsuz sevgiyi. Zaten çocuklar en büyük örneği, koşulsuz sevginin en büyük örneği çocuklar. Çünkü o kadar masum seviyorlar ki keşke dünyadaki herkes çocukların gözünden görebilse bütün dünyayı diyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Okumak özgürlükse yazmak özgürlüğe kanat açmaktır diyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, yine federasyon standımızda çok değerli bir iş adamımız standımızı ziyaret etti. Nevzat abimiz. Federasyonumuza çok büyük desteği var. Eyüp Başkanım'ın ayrı zamanda yakına kadim dostu. Federasyonumuzun bu yeni kapıdaki standında görüşlerini bir alalım. Ayaklarına sağlık, bir hoş geldin diyelim. Mikrofonu Nevzat abimize takdim edelim. Buyurun Nevzat Bey. Çok teşekkür ediyorum. 13.sünü düzenlediğimiz Ordu günlerinde Ordu Dernekler Federasyonu olarak ilk defa bir standımız bulunuyor. Bu durumdan da Sayın Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Böyle bir oturmaya bir yerimiz var. Federasyonumuza ait bir yerimiz var. İnşallah daha güzel şenliklere, daha güzel festivallere, daha güzel günlerimize hep birlikte gideceğiz inşallah. Eyüp Alkaptan Başkanımızın ve yönetim kurulunun tamamen yanındayız. Olmaya devam edeceğiz. Sayın kameramanımıza teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bu arada Nevzat Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu standımızdaki bütün ikramlarımızda
kıymetli başkanlarım da öne çekerekten ikram etmiştir. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ediyoruz. Yine yeni kapıda bulunan standımızı Ordu Dernekler Federasyonu'nu ziyarette bulunan federasyon standımıza gelen yine alt Kanal 52 televizyonda bize çok sunumlar yapan Zeki Salman ve Ordu Başkan Yardımcılarından misafirlerimize onlara söz hakkı verelim. Buyurun. Evet Zeki Başkanım. Her zaman mikrofonu pat diye sen uzatıyordun. Şimdi Esenyurt Ordulular Federasyonu'na hoş geldin öncelikle. Federasyonumuz ve başkanlarımız hakkında bir görüşlerini bir alabilir miyiz? Buyur. Şimdi öncelikle Ordu günlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Dediğiniz gibi bizler Ordu'nun 4 bucağı 19 ilçesiyle birlikte dediğimiz gurbetten sılaya, sıladan gurbete birleştirici olalım diye. Bizim amacımız da yapmış olduğumuz yöremizin güzel televizyonunda yıllardır hep gurbettekileri sılaya, sıradakileri gurbette buluşturuyoruz. Bugün de tabii ki Ordu günleri münasebetiyle Esenyurt'ta bulunan güzel dostlarımız Esof'un öncülüğünde güzel bir standda yerini almışsınız. Öncelikle Esof Dernek Başkanı'nın yönetimini kutluyorum. Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu gerçekten İstanbul'a kendinden söz ettirmiş bir dernek. Bizler de her zaman desteklerimizi onlara tamamen vermiş bulunuyoruz. Ben bir gazeteci olarak İstanbul'daki yaşayan ordularımızın birlikte hareket etmesini, birlikten her zaman güç doğacağını yıllardır söylemişimdir. Eğer biz birisinin ayağından çekmeye çalışırsak ordulu hiçbir zaman bir yere gelemez, başaramaz. Yine söylüyorum, her daim birlikten güç doğar. Onun için Esenyurt'taki orduları da bu güzel duygularla birlikte Esenyurt'ta bir şekilde kilitlenmelerini tavsiye ediyorum. Onlar zaten içi bilirler. Birbirinden güzel insanlar. İstanbul büyük metropol. Teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel günlerde yine buluşuruz. Bizler her zaman sizin derneklerinizde, pikniklerinizde, kahvaltılarınızda bulunmuş bir kişiyiz. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Aydın abi. Sağ olun, var olun. Bu arada Zeki Bey'imizden hatta Bayram Bey de geldi. Esenyurt'taki federasyon binamızda ordu ayağı olan basın odanızda en kısa zamanda gelin odanızı takdim ettik. Bayram Bey'in öncülüğünde binamızda Zeki Bey gördüğünüz gibi bu alanda ordunun evet ordunun basın odası da şimdiden size hayırlı olsun. Yine standımızda Ordef yöneticisinden Murat Şahin Başkanımıza söz hakkı vereceğim. Buyurun Murat Başkanım. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben İstanbul Ordular Dernek Başkanı Murat Şahin. Öncelikle İstanbul'da kurulan ilk derneğimiz, 1988'de kurulan derneğin başkanıyım. Ayrıca Ordef Genel Başkan Yardımcısıyım. Biz Esenyurt'taki federasyonumuzu her zaman yanımızda olmasını, yanımızda görmek isterdik. Bugüne nasipmiş biz Esenyurt Dernekler Federasyonu'nu bugün yanımızda olduğu için, beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Biz birlikten yanayız. Hiçbir zaman ayrıştırıcı değil, birleştirici olmaya çalışıyoruz. Zaten 1988'den beri kurulan ilk derneğimiz bütün dernekleri kapsayan, İstanbul'un bütün ilçelerini kapsayan bir dernek. Onun için bizim ayırma şansımız yok. Bundan sonra da inşallah daha nice programlar yaparız hep beraber. Birlikte güçlü olmak için hep beraber diyorum. Teşekkür ederim. Evet, Murat Şahin Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Yine aramızda ordumuzun değerlerinden sanatçı kardeşlerimiz var. Kısa ve öz bir mikrofonu arz edelim. Buyurun. Merhabalar, benim ismim Nadir Birgören. Bu güzel etkinlikte, 13.sü düzenlenen güzel etkinlikte bir araya geldik. Yanında sevgili dostum Rüya Menajerliğin sahibi Mesut Eroğlu var. Kendisiyle önceki haftalarda çok güzel bir proje üzerine düşündük. Karar verdik ve Ordu'nun birçok ilçesinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hayri Başkanım, Orhan Başkanım da bu konuda bilgi sahibiler. Ve onlarla da önümüzdeki günlerde bu projeler üzerinde istişare yapacağız. Mesut Bey de Rüya Menajerlik olarak hem KAS hem de projenin senaryosu olarak bize destek vermektedir. Merhaba,
Öncelikle 13. düzenlenen Ordulular Günü'nün Ordulular Şenliği'nde, festivalinde ordularla beraber olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz burada. Ordulu hemşerilerimizle iç içeyiz. Bu arada ben Rüya Menajerlik Kast Ajansı'nın sahibiyim. Orta Bölme Köyü'nde ağasıyım. Hayri Başkanım'la bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Başkanım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz standımız yoğun olduğu için fazla unutmayacağım. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Yine Yeni Kapı'daki bulunan standımıza Ordu Esenyurt Federasyonumuzun kurucularından, o bize mevcut olan binamızın temelini atan Hüseyin Akbaş abimiz aramızda. Kıymetli başkanım, hoş geldin, sefalar getirdin. Federasyonumuz ve standımızın hakkında görüşlerini de bir alalım başkanımızın. Buyur başkanım. Hayırlı olsun. Güzel bir organize ettiniz. Başkana ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah orduların birliği, beraberliği, bütünlüğü daim olur. Bu şekilde gidiyor. Güzel işler oluyor. Sizleri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu gemiyi siz yürüteceksiniz inşallah. Hep beraber götüreceğiz. Hamdolsun. İyi, yani bizim attığımız temeller bugün buralarda devam ediyor. Mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Bugün yine federasyon binamızın temelinden ta 3 çatısına kadar emeği olan Hüseyin Akbaş başkanımız konuşurken çok duygulandı. Emin olun ki dedi ki buradaki dedi atmosferi görünce dedi bunu hep beraber çok güzel yapacağız dedi. Konuşmalarına dolayı kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık başkanım. Efendim yine standlarımızda kıymetli bir siyasi büyüğümüzü, değerimizi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı ağırlıyoruz. Tabii Sayın Genel Başkanım, Ordu günlerine hoş geldiniz diyerek efendim standları gezme fırsatınız oldu. Ordu günlerine dair düşüncelerinizi alalım. Tabii burada çok güzel, sıcak bir ortamda ordulularla buluşma ve kaynaşma imkanı bulduk. Bundan dolayı da büyük memnuniyet yaşıyoruz. Tabii bu vesileyle orduda olup burada olmayan tüm ordulara da bir selam gönderelim. İnşallah onlarla da orduda buluşmak, bir araya gelmek nasip olur diyoruz. Tabii ordu bizim için önemli çünkü Karadeniz'in bir şehri. Rahmetli Erbakan hocamız Karadenizliydi. Sinop'ta doğdu. Çocukluğu ve erken dönem gençliği Trabzon'da geçti. Dolayısıyla Karadeniz'in hem rahmetli Erbakan hocamızda, babamızda hem de bizde ayrı bir yeri var. O bakımdan da tabii burada olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Kıymetli federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kendileriyle de görüştük. Bu organizasyon içinde tabii hepsine ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım, son söz Sayın Genel Başkanı ağırlıyoruz. Tabii siz de eşlik ediyorsunuz. Kısa bir düşüncelerinizi alalım. Ben Sayın Genel Başkanımızın Esok Çadırı'nda ağırlamaktan onur ve şeref duydum. Gelmeleri bizi onurlandırdı, şereflendirdi. Bizde zaten herkesin bir siyaset yaptığı bir yer var tabii ki. Ama federasyon başkanlığımızda biraz durakladık, ara verdik. Ama gönlümüz her zaman onlardan yana, biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Değerli yazar arkadaşım, aynı zamanda kitaplarımın editörü Yılmaz İmanlık'la aynı standı paylaşıyoruz. Birlikte aynı kaderi yaşıyoruz. Ve Yılmaz İmanlık'a şunu sormak istiyorum. Ordu günleri nasıl geçiyor? Nasıldı? Nasıl olmasını isterdiniz? Teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Şimdi ordu günleri nasıl geçiyor? Ordu günleri çok güzel geçiyor öncelikle. Burada bizim asıl amacımız ilimizi en iyi şekilde tanıtmak. Bir de iyi insanlar kazanmak, iyi dostlar kazanmak. En çok önemsediğim şey bu. Güzel insanlarla tanışmak. Kitaplarımızı tabii ki okumaları bizim için çok önemli. Ama biz kitaplarımızla onları daha iyi bir şekilde bizim yaşadığımız yerleri tanıtabilirsek onlara çok daha güzel olacak. Yılmaz Hocam, Hacivat ve Karagöz yeni çıktı kitabınız. Ben de çok beğendim. Hacivat ve Karagöz kitabınızdan biraz bahseder misiniz? Şimdi Hacivat'la Karagöz'den bahsedelim. Şu anda kalmadı. Gerçekten beklediğimden çok fazla ilgi gördü Hacivat'la Karagöz. Hacivat'la Karagöz bir proje kitabı.
yaşadığım yeri tanıtmak için böyle bir yöntem buldum. Karagöz Hacivat'ı termiye getirdim. Onları termeliler gibi konuşturdum. Termiyi tanıtan 15 tane tema belirledim. Bunun güzel tarafı, bunu öğrencilerimle beraber sahneye koyacak olmamız. İlerleyen süreçte biz bunu öğrencilerimle sahneye koyduğumuz zaman bu projem gerçek anlamda amacına ulaşmış olacak. Çok teşekkür ederiz bize zamanınızı ayırdığınız için. Hepiniz Ordu Günleri'ne hoş geldiniz. Sayın Bakanım burada, hoş geldiniz. Ordu Günleri'ni nasıl buldunuz? Bir değerlendirmenizi istesem Sayın Bakanım. Ordu Günleri İstanbul'da tabii onu besleyebilecek bir şey de olduğu için, arkada ciddi bir nüfus olduğu için çok şen ve dolu geçiyor gördüğüm kadarıyla. Ben de her sene gelmeye çalışıyorum, bir gün onları ziyaret ediyorum. Doğal olarak burada tabii bu tür bir sosyal etkinliği besleyecek bir mekanizma var. O çok kıymetli bir şey. Sayın Bakanım, Ordu'nun ticarette Karadeniz'e nazaran yeri nasıl buluyorsunuz? Şimdi ticaret tabii güncel ve günlük bir iş. Doğal olarak karayolu bağlantısı, havayolu bağlantısı, deniz yolu bağlantısını çok iyi kullanmayı gerektiriyor. Ordu maalesef bu konuda Karadeniz'de daha zayıf bir yerde duruyor. Yani bunun için yapılması gereken şeyler var. Teşekkür ederim. Federasyonumuzun bugünkü canlı yayını sonlandırmak üzere son sözlerimizi alalım. Kurucu başkanımızın Hüseyin Akbaş abimizin de son söz hakkını bir alalım. Başkanım buyur. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Ordu Dernekler Esof'un buradaki etkinliğine katıldık. Çok güzel bir organize yapmış arkadaşlarımız. Bizim de tabii ki buralarda Ordular Birliği'nin daim olması için bugün buralarda ne yapabiliriz diye ziyaretlerde bulunduk. Arkadaşlarımız çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Ellerine sağlık. Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu gerçekten büyük bir aileden oluşuyor. 50 kaç tane dernek var? 45 tane dernek var. 45 dernek var. 47 idi. 2 tanesi demek ki şey oldu. 45 tane olmuş. Evet. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek sene daha güzel günler göreceğiz inşallah. Herkese teşekkür ediyoruz. Ordular birlik ve beraberliği bütündür. Güzeldir. İnşallah daha iyi yerlere götüreceğiz. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederiz. Yine Akkuş Dernek Başkanımız, Hayır Başkanımız yanımızda. Onda kısa bir konuşması alıp kapanış yapacağız. Buyurun başkanım. Öncelikle 13. düzenlenen Ordu günleri için katılımlar çok yoğun. Hani hareketlerimiz, bizim federasyonumuzun neslinde yapmış olduğumuz standartımızda taleplerimiz çok yoğun. Sağ olsunlar eski kurucu başkanlığımız Hüseyin Başkanımız ve şu an mevcut başkanımızla beraber yol yürüyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz katılmanız için. Yine bir dernek başkanımız, Aybası Dernek Başkanımız Fedai Bey de bir konuşmasını alıp kapanışa devam edeceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim başkanım. İsmim Fedai Dinç, Aybasılar Dernek Başkanıyım. Öncelikle Esof Başkanımız Hüseyin abimize, Esof'un onursal ve koruyucu başkanı, kendisine teşekkür ederiz. Böyle bir binayı bize yaptığı için ve şu andaki Eyüp Kaplan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Devamını getiriyor. Teşekkür ederim. Saygılar. Yine 2024 yılında Yeni Kapı'dan bugünü sonlandırıyoruz. 2025 yılında federasyonumuzda Yeni Kapı'da tekrar buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.